Sevgili 10. sınıflar, hepinize selamlar. Ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte güzel bir yazılı hazırlık çalışması yapacağız. İlk yazılı çalışmasında sevgili arkadaşlarım, yorum kısımlarında gördüm. Çok güzel yorumlar yazmışsınız, Allah sizden razı olsun. Şimdi ikinci yazılı arkadaşlarım, birinci dönemin ikinci yazılısının yazılı hazırlık provasını yapacağız sizlerle. Tam bir prova olacak ve hani şimdiden uyarayım seni, burada gördüğün sorular yazılıda karşına çıkabilir. Tamam. Abi bu konuda ciddiyim, altını çiziyorum. Pekala. Şimdi arkadaşlarım, birazdan ilk sorumuzda vakit kaybetmeden, senin vaktini çalmadan başlayacağım. Ama biliyorsun ki matematik önemli bir ders. Dolayısıyla ileriki yıllarda çok ama çok ihtiyacın olabilir bu kanala. Bundan kaynaklı hatırlamak adına bir abone olursan ve videoyu da beğenebilirsen beni çok mutlu etmiş olursun. Gel şimdi seninle beraber ilk soruyla başlayalım. Evet, ilk sorumuzdayız arkadaşlarım. İlk sorumuzda bize bir grafik vermiş ve bu grafik üzerinden de bir yorum yapmamız isteniyor. Neymiş o yorum? Yukarıda grafiğe verilen f fonksiyonunun tanım kümesindeki tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş arkadaşlar. Pekala. Şimdi tanım kümesindeki tam sayı değerleri diyor bakın. Şimdi mesela -4 bu fonksiyonun tanım kümesindedir. Bakın içi dolu olarak göstermiş. Böyle kritik değerleri içi dolu olarak gösterebilir arkadaşlarım. Tamam mı? Yani böyle kırmızı bir noktayla, siyah bir noktayla gösterilebilir. -3 yine bu fonksiyonun tanım kümesindedir. -2 bu fonksiyonun tanım kümesindedir. -1 bu fonksiyonun tanım kümesindedir. Sıfıra bakıyoruz arkadaşlarım. Şimdi şurada içi boş ama sizi yanıltmasın. Bakın burada sevgili arkadaşlarım, o nokta devam ediyor. Dolayısıyla 0 bu fonksiyonun tanım kümesindedir. 1 fonksiyonun tanım kümesindedir ama 2'ye bakıyorsunuz, 2 yok arkadaşlar. Neden? İçi boş ve dolduracak bir grafikte yok burada. Dolayısıyla 2 bu fonksiyonun tanım kümesinde değildir diyorum. 3 tanım kümesindedir. 4 tanım kümesindedir sevgili arkadaşlarım. O halde bunların her birini toplarsanız -4 artı 4, -3 artı 3, -2 artı 2 yok bakın. -2 götürecek bir şey de yok o zaman. -2 kalsın. -1 ile 1'in toplamı 0'dır. Ve 0 zaten tek başına 0'dır. Geriye sadece ne kaldı toplamamız gereken? -2. O halde bu tam sayı değerlerinin toplamı da -2'dir diyeceğim. Geçtim 2'ye. Şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlar bize. F'in tersinde -2. Yani fonksiyonun değerini -2 yapan değer soruluyor. Bakın -2 burada değer. Yani y ekseninde -2 burada. -2 nereye gitmiş arkadaşlarım? 4'e. Yani f4 -2 olduğu için burası 4'tür diyor. Artı f -3. -3'e bakıyorsunuz x ekseninden. Nereye gidiyor sevgili arkadaşlarım? Artı 4'e gidiyor. Bakın burası 4. f0. 0 nereye gitmiş? Y ekseninde 2'ye gitmiş. Dolayısıyla burası 2. Ve fonksiyonu 1 yapan değer. Buna y ekseninde bakıyoruz. Çünkü f'in tersi arkadaşlarım. 1 neresi 1 yapmış bu fonksiyonu? 2. Demek ki burası da 2. Bunların her birini toplarsanız doğru cevabın 12 olması gerektiğini de tabii ki söyleyebiliriz. Geçtim 3'e. F arkadaşlarım doğrusal fonksiyon olmak üzere. F eksi 2 1'miş ve f 3 de 11'miş. f1 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi bunun için şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. 11'den 1'i çıkardınız 10. 3'ten eksi 2'yi çıkardınız 5. Şimdi onu 5'e bölerseniz 2 gelir. Dolayısıyla benim fonksiyonum 2x'de başlayacak dersiniz. Tamam mı? Daha sonrasında 3 için 11'den geçmiş ya. Yaz bakayım 3'ü yerine. 2 kere 3 6 yaptı. 11'den geçmesi için bir de artı 5 eklememiz gerekiyor. Bakın fonksiyonumuz bu. Bize f1 sorulmuş. Madem öyle x gördüğüm yere f1 yazacağım. 1 yazacağım. 2 çarpı 1 artı 5'ten doğru cevabımız 7. Bu 1. Birinci çözüm yöntemi. 2. Şöyle diyebilirsin. Eksi 2 ve 3. 1 ve 11. Eksi 2'den 3'e kaç artmış? 5 artmış. 1'den 11'e kaç artıyor? 10. Yani her 5 arttığında 10 artıyorsa o zaman 1 arttığında ise 2 artıyor diyebilirim. 5'e 10, 1'e 2. Şimdi f eksi 2 kaçtı arkadaşlarım? 1'di. Bizden istenen şey ise f1. Eksi 2'den 1'e kaç artmış? 3. O zaman burası kaç artacaktır? 2 katı. 6 artacaktır. Cevap 7 olacaktır. Bu ikinci çözüm. Üçüncü bir çözüm ise doğrusal fonksiyon olarak verdiği için bu klasik çözümdür. Fx'e ax artı b dersin. Sonrasında f eksi 2'yi vermiş. Yerine yazarsın. Eksi 2a artı b eşittir 1'dir vermiş bize. F3'ü de vermiş arkadaşlarım. F3 için de 3a artı b eşittir. Bu da kaçmış? 10, 1. Şimdi alttakinden üsttekini çıkaralım. 3a'dan eksi 2a çıktı. 5a kaldı. B'den b çıktı 0.
11'den 1 çıktı 10. 5a 10 ise a eşittir 2'dir. A 2 ise arkadaşlarım şurada yerine yazalım. Bakın eksi 4 geldi burası. Karşıya bir attınız. B eşittir. Kaç oldu? 5. Yani fx fonksiyonumuzu hani biz ax artı b olarak seçmiştik ya. Madem öyle a'yı b'yi biliyorsak artık fx fonksiyonu ortaya çıkmıştır. 2x artı 5'tir arkadaşlarım. F1 sorulduğu için de F1 eşittir 2 kere 1 artı 5'ten doğru cevaba yine 7 diyebilirsiniz. Bakın 3 farklı çözüm yöntemi. İstediğinizde çözün. Artık orası size kalmış. Herhangi bir tanesini öğretmen kabul eder mi? Tabii ki kabul etmek zorunda. Çünkü arkadaşlarım hiçbiri de yanlış bir çözüm değil. Her biri farklı çözüm metotları. Artık hangisiyle çözmek isterseniz o size kalmış. Hangisi daha hoşunuza gidiyorsa, daha kolayınıza gidiyorsa onu tercih edin tabii ki. Pekala. Şimdi devam ediyorum 4. soruyla. F ve G fonksiyonları için. Bakın f artı 2 gx demek aslına bakarsanız fx artı 2 çarpı gx demek. Bu arkadaşlar 6x eksi 2 imiş. Daha sonrasında f eksi gx demek de fx eksi gx demektir. Bu da neymiş? 3x artı 1'miş arkadaşlar. F bölü g2 kaçtır diye soruluyor. Şöyle diyeceğiz. Öncelikle g'yi bulabiliriz bakın. Nasıl bulacağız? Üsttekinden alttakini çıkarın arkadaşlar. F'ler gider. 2 tane g'den eksi g'yi çıkarırsanız 3 tane gx kalır elimizde. Üsttekinden alttakini çıkarırsanız 3x eksi 3 gelir. Her iki tarafı 3'e böldünüz. Gx eşittir. X eksi 1 olmuş oldu. Bakın gx ortaya çıktı. Pekala madem gx bu. Fx'ten sevgili arkadaşlarım. Bakın şurada. Fx'ten gx çıkınca yani x eksi 1 çıkınca ne kalıyormuş? 3x artı 1. Ben burayı biraz düzenleyeyim. Fx eksi içeri dağıtıyorum. Eksi x artı 1 eşittir 3x artı 1 ise her iki taraftaki 1'leri götürdüm. Eksi x'i sağ tarafa fırlattım. Böylelikle fx eşittir 3x artı x'ten 4x gelmiş oldu. Şimdi ben gx'i biliyorum, fx'i biliyorum. O halde arkadaşlarım f bölü g sorulmuş ya. Yani diyor ki 4x'i f'i x eksi 1'e böl demiş. Yerine de x gördüğün yere de 2 yaz demiş. Götürüp yerine yazalım. 4 kere 2 bölü 2 eksi 1. Üst taraf 8, alt taraf 1, 8 bölü 1, 8 yapar. Doğru cevabımız da budur deriz. 5. sorumuz. Gerçel sayılar kümesine tanımlı bu fonksiyonlardan hangileri birebirdir diye sorulmuş. Arkadaşlarım çift kuvvet varsa elinizde bu fonksiyon birebir değildir diyoruz. Şunlar sevgili arkadaşlarım bakın tek kuvvet tek kuvvet ve bu tek kuvvetlerden fonksiyonda bir adet varsa bakın x sadece burada var. X küp sadece burada var yani bunun yanında x kareli falan biterip bulunmuyor. Dolayısıyla arkadaşlarım eğer bu durum buysa bunlar sevgili arkadaşlarım. Ne diyoruz? Daima birebirdir diyoruz. Birebir fonksiyonlardır. Çünkü bu fonksiyon daima artan bir fonksiyondur. Daima artan. Ve şu fonksiyon da yine daima artan bir fonksiyondur. Ama ortadaki fonksiyon bazı bölgelerde artan bazı bölgelerde azalan bir fonksiyon olduğu için birebir olmaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3'tür diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim 6'ya. Fx eşittir x artı k ve gx eşittir 2k eksi 4x fonksiyonları veriliyor. F bileşke g2 10 olduğuna göre k kaçtır? F bileşke g2 demek ne demek? F'in içerisine g2 yaz demek. Bunda sonucu 10 çıkıyormuş arkadaşlar. Güzel. G2'yi bulabiliriz. G2 arkadaşlarım 2k eksi 4 kere 2'den 8'dir. Bakın burası 2k eksi 8'miş. Şimdi f fonksiyonun içerisine 2k eksi 8 yazınca cevap 10 gelecekmiş. Şimdi f fonksiyonunda x gördüğümüz yere artık 2k eksi 8 yazacağız. Hadi yazalım. Şuraya yazıyorum. 2k eksi 8 artı k. Toplarsanız ne gelir? 3k eksi 8 gelir. Bu da kaça eşitmiş? 10'a. Eksi 8'i sağ tarafa davet edelim. 3k eşittir 18 ise k kaçtır arkadaşlarım? 6'nın ta kendisidir. Evet. Böylelikle 6 soruyu ilk sayfamızı bitirmiş olduk. Yaklaşık 8-9 dakika sürdü bu. Ve sevgili arkadaşlarım eğer bu tarz sorular karşına çıktıysa artık ilk sayfan full demektir. Yani neredeyse 50 puanı garantiledin demektir. Şimdi devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda 7. sorumuzda. Şekilde f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Teşekkür ederiz. F bileşke f m artı 2 eşittir 3 eşitliğini sağlayan m sayısı kaçtır? Bakın böyle bir soru çıkarsa bu sorunun puanı da sınavda yüksek olacaktır tabii ki. O yüzden beni çok dikkatli dinleyin. Nasıl çözmeniz gerektiğini iyi anlayın arkadaşlar. Öncelikle şu ne demek? F bileşke fm artı 2 f'in içerisine diyor. Fm artı 2'yi yaz demiş. Ve bunun da sonucunun 3 geldiğini söylemiş bize. Şimdi bizim en dışarıdaki fonksiyonumuz f. Ve bu f'in sonucu ne gelmiş? 3. Grafiğe bakıyoruz. F'in sonucunun 3 gelebilmesi için ne gerekiyor?
f'in içinin 0 olması gerekiyor ki, bakın şurası 0 olması gerekiyor ki sonucu 3 gelsin. Demek ki arkadaşlarım şuranın sonucu ne olmak zorundaymış? 0. O halde f m artı 2 diyorum eşittir 0 ise, şimdi aynı muhabbeti burada yapacağım. Bakın en dışarıdaki fonksiyon f, sonucu ne gelmiş? 0. F'in sonucunun 0 gelmesi için, yani şurası gelmesi için fonksiyonun içindeki değerin eksi 2 olması gerekiyor. Yani şurası neymiş arkadaşlar? Eksi 2'ymiş. M artı 2 eşittir eksi 2 ise diyeceksin, M buradan eksi 4'ün ta kendisidir diyebilirsin artık. İşte bu kadar kısa bir çözümü var ama düşünce olarak, yani düşünsel olarak sevgili arkadaşlarım sizi biraz zorlayabilir. Zorlamaması için düzenli hareket edeceksiniz. En dışarıdaki f'ten başlayarak hareket ettik. Eğer bilinmeyenimiz içeride değil dışarıda olmuş olsaydı içerideki f'ten harekete geçecektik, aklınızda bulunsun. Geçtim 8'e. Fx eşittir 2x artı 3 olarak verilmiş kuralı. Gfx de 6x artı 9'muş. Gx kaçtır? Bakın çok basit. Şöyle diyoruz. G'nin içerisindeki fx arkadaşlarım, aslında biz, burada bize bakarsanız, buraya bakarsanız bize şu verilmiş. 3 parantezini alırsanız 2x artı 3'tür. Doğru mu? Doğru. Şimdi özellikle şuradaki 2x artı 3 var ya, onu şurasıyla benzetebilirsen ki zaten aynısı olarak verilmiş. Demek ki burası neymiş? Fx. Artık şunu baştan yazıyorum. G'nin içerisindeki fx eşittir 3 tane fx'miş arkadaşlar. Tamam. Ve böylelikle artık şunu söyleyebiliriz ki gfx eşittir 3fx ya. Yani g içine aldığı değeri dışarı 3 ile çarpıp çıkarıyormuş. Madem öyle, gx nedir arkadaşlarım o halde? İçine x'i almış, o zaman dışarı 3 ile çarpıp atacaktı. Yani gx arkadaşlarım neymiş? 3x'in ta kendisiymiş. Bize gx sorulmuştu. Cevap 3x olacaktı. Geçtim 9'a. F 3x artı 1 x artı 2'ye ve gx artı 2 3x eksi 1'e eşitse f bileşke g3 sorulmuş. Yani f'in içerisine diyor g3'ü yerleştir. Peki şimdi öncelikle bize ne lazım? G3. G3'ü bulabilmek adına, G3'ü bulabilmek adına x gördüğümüz yere ne yazmalıyız? Tabii ki 1. Bakın 1 artı 2 3 geldi. Böylelikle elimizde G3 oluştu. X gördüğümüz yere madem 1 yazıyoruz, 3 kere 1 3 eksi 1'den G3 kaçmış arkadaşlar? 2'nin ta kendisi. Yani şu kısım 2'ymiş. Şimdi bize ne lazım? F 2. O halde F'in içerisinde 2 yapmaya çalışacağız. Bize bir F fonksiyonu vermişti. Bu fonksiyonu ben içerisini 2 yapabilmem için x gördüğüm yere tabii ki de 1 bölü 3 yazmam şart. Böylelikle bakın 3 kere 1 bölü 3 1 yapar. 1 artı 1 de 2 gelir. Yani f2 ortaya çıkar. Demek ki x gördüğümüz yere 1 bölü 3 yazıyoruz. O halde şurada yazdım, bakın 1 bölü 3 artı 2. 2 ile 3'ü çarpıp 1'i üstüne ekleyeceğiz. 2 kere 3 6, 1 ekledim 7 bölü paydası 3'tü. Cevabımız ne olacakmış? 7 bölü 3'ün ta kendisi sevgili arkadaşlar. Evet, 9. sorumuzda bitirdik ve sağ üst tarafa doğru geçiyoruz. Fx fonksiyonu verilmiş bize. Kuralı ise eksi 4x artı x bölü k. Ve demiş ki bu fonksiyonun tersi kendine eşit. Şimdi güzel. Burada arkadaşlarım fx fonksiyonunu hani ax artı b bölü cx artı d biçiminde yazmaya çalışacağım. Çünkü ben bu fonksiyonların tersinin nasıl alındığını biliyorum. Nasıl alıyordum? A ile d'nin hem yerlerini hem işaretlerini değiştiriyordum. Hatırlarsanız. Yani ne oluyordu? Eksi dx artı b bölü cx eksi a biçiminde yazıyordum ben bu fonksiyonların terslerini. Şimdi buradaki fonksiyonumuza bakarsak eksik bir şeyler varmış gibi ama ben tamamlayacağım, merak etmeyin. Şimdi kesir çizgisini attım. Üstte ne var? Eksi 4x. O halde ben diyorum ki eksi 4x artı 0. Çünkü 0 var burada aslında. Şuradaki b. Ama 0 bir etkisi olmadığı için toplama işleminde yazılmamış diye düşünelim. Ama biz yine de 0'ı kafamıza canlandırabilmek için oraya ekleyelim. X artı bir de k'mız var. Şimdi bu fonksiyonun tersi ne olur arkadaşlarım? Bu fonksiyonun tersi k'yı şuraya alırsın. Eksi kx artı 0 bölü eksi 4'ü buraya alırsan da x artı 4 olur. Bakın arkadaşlar şu fonksiyon şu fonksiyona eşitmiş. O zaman bakın burada k eşittir ne olacaktır? 4'ün ta kendisi. Bizden k istenmişti. O halde cevabımız 4 olacaktı deriz. Geçtim 11'e. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları, fx'in kuralı verilmiş, gx'in kuralı verilmiş ve bizden şu isteniyor. F'in içine g'nin tersinde m'yi yaz bakalım, cevap 9 gelsin demiş. Şimdi arkadaşlarım en dışarıda gördüğünüz f fonksiyonu şurada yaptığımız gibi düşüneceğiz. Bakın m artı 2 burada bilinmiyordu, o yüzden biz dışarıdan başlamıştık, m'yi bilmiyorduk.
Buraya bakıyoruz. Yine m'yi bilmiyoruz. O yüzden dışarıdan başlıyorum. F'in sonucuna gelmiş 9. Şimdi f'in kuralı verilmiş miydi? Evet, şurada. Gördüğünüz üzere. Şimdi bu fonksiyonu 9 gelebilmesi için eşitliyorum 9'a. 2x eşittir 1'i karşıya attınız 8. X'in 4 olması gerekiyor. Yani f fonksiyonun içine yazılan değerin 4 olması gerekiyor. Çünkü f4 eşittir 9. Madem f4 9, bakın burası kaç olmalıymış? 4. Şimdi o halde şunu yazıyorum. İçerisi neydi? G'nin tersinde m eşittir 4'tü. İse 4 ile m'yi yer değiştirirseniz g'nin düzünü bulursunuz. G4 eşittir kaç olmalı? M olmalı. Şimdi g4'ü bulabilirim. Şurada x gördüğüm yere 4 yazarak. Bakın 4'ü yazdım. 4 artı 5 9 geldi. Karekökü 3'tür. Yani arkadaşlarım g4 kaçmış? 3. O halde m kaçtır? Tabii ki 3'tür. Cevabımız bu olacaktı. Evet, devam ediyorum 12. soruyla. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için f ile g'nin toplamı 5x artı 1'miş. Bakın fx artı gx demek f ile g'nin toplamında x. Fx artı gx 5x artı 1. Şimdi fx neydi arkadaşlar? Onu da söylemiş bize fonksiyon. 2x artı 1. Dikkat edin, üsttekinden alttakini çıkarırsanız fx'ler gider. Elimize sadece gx kalır. Gx fonksiyonu 5x'ten 2x'i çıkardınız 3x. 1'den 1 çıktı 0. Yani aslına bakarsanız gx fonksiyonumuz sadece ama sadece 3x'miş. Ve sevgili arkadaşlarım, g'nin tersinde 2 sorulmuş bize. Şimdi g'nin tersinde 2 eğer ki a'ya eşitse tabii ki ga da sevgili arkadaşlarım 2'nin ta kendisidir. Peki gx'i biliyorken ga'yı yazabilir miyim? Tabii ki yazarım. Nasıl yazacağım? O halde şöyle, x gördüğüm yere a yazarsam 3a eşittir 2 olur. A buradan kaç gelir? 2 bölü 3. A dediğim şey neydi arkadaşlarım benim? G'nin tersinde 2 idi bakın a. E bize de zaten g'nin tersinde 2 yani a sorulmuş. O halde cevabımız 2 bölü 3'tür diyeceğiz. 13. F fonksiyonu r eksi m'den r eksi n'ye tanımlı. Fx fonksiyonunun kuralı da şu. 3 eksi 6 x bölü 2 x artı 10. Bu fonksiyon birebir ve örtendir. Burada birebir ve örtenliği neden vermiştir? Şundan kaynaklı. Hatta ve hatta size genel kültür bilgisi olsun. YKS sürecinde de işinize yarar. Bir fonksiyon sorusunun içerisinde birebir ve örtendir ifadesi geçiyorsa %99.99 o soru fonksiyonun tersiyle alakalı bir sorudur. Sakın ha sakın kaçırmayın. Şimdi demek ki fonksiyonun tersiyle alakalı. Ben bu fonksiyonu biraz düzenlemek istiyorum ama nasıl düzenleyeceğim? Şöyle, eksi 6x artı 3, x'i öne çekiyorum, bölü 2x artı 10 yazıyorum. Şimdi arkadaşlarım niye düzenledim? X başta kalsın istedim. Şimdi bu fx. Peki ben f'in tersini bulabilir miyim? F'in tersinde x, onu da bulalım hadi. 10 ile eksi 6'nın hem yerini hem işaretini değiştiriyorum. Eksi 10x artı 3 bölü 2x artı 6 diyorum. Şimdi şu sevgili arkadaşlarım, f fonksiyonunun tanım kümesi r eksi m'den r eksi n'ye olarak gösterilmiş. Fonksiyonun tersi sevgili arkadaşlarım şu şekilde tanımlanır. R eksi n'den r eksi m'ye tanımlıdır. Şimdi düzünün tanım kümesi bu, tersinin tanım kümesi bu. Fonksiyonun düzü hangisi? Şu. Peki bu fonksiyonun düzünü tanımsız yapan bir değer var mı? Var. Bakın x eşittir eksi 5 olursa bu fonksiyonun tabanı yani paydası 0 olur. Böylelikle tanımsız bir sonuç gelir. Dolayısıyla ben burada x'in eksi 5 olamayacağını söylerim. Tanım kümesinde eksi 5 yoktur. O halde tüm reel sayılardan neyi çıkarmıştır? Eksi 5'i çıkarmıştır. O halde arkadaşlarım m hayırlı uğurlu olsun, eksi 5'miş. O halde şimdi fonksiyonun tersine bakıyoruz. Fonksiyonun tersi buydu. Bunun paydasını 0 yapan yani ifadeyi tanımsız yapan x değeri kaçtır? Tabii ki eksi 3'tür. 2 kere eksi 3 eksi 6 artı 6 daha 0 yapar. O halde benim fonksiyonumun tersinin tanım kümesinde yani şurada eksi 3 elemanı yoktur. Demek ki n'de kaçmış? Eksi 3'müş. Benden m ile n'nin toplamı istenmişti. Eksi 5 ile eksi 3'ün toplamı bize eksi 8'i verir. O halde cevabımız budur deriz sevgili arkadaşlar. Evet, ikinci sayfamızda bitirdik ve devam ediyoruz bir diğer sayfamızda 14. soru. Artık polinomlara geçiyoruz. Polinomlara geçmeden önce de biraz şöyle senle dedikodu yapalım. Goy goy yapalım. 3 dakikalık falan bir goy goy olur. Şimdi arkadaşlar onun bile programı var. Matematikçilerin hep böyledir. Yani ya çok düzensizlerdir ya da çok düzenlilerdir. Ben de duruma göre artık hani nasıl diyeyim, vaktim varsa düzenliyim ama vaktim yoksa çok düzensiz bir eleman olabiliyorum arkadaşlarım. Eminim sizlerden de bazıları böyledir. Çünkü vakit yoksa bir şeyin planını da yapsam vakit yoktur yani. Hani
bir şeyleri yetiştirebilmek için bazen plansız olmak gerekiyor. Bunu konuyu tatlı bir yere bağlayacağım tabii ki. Yani şu an sen 10. sınıfsın. Hatta 10. sınıfın yarısı bile bitmemiş. Hani yarım sene buradan var desen, 2 sene de önünde var desen 2,5 sene. 2,5 sene demek yaklaşık olarak sevgili arkadaşlarım 900 günden fazla. Evet, 900 günden fazla. Yani bu da ne demek oluyor biliyor musun? Senin hayatına yön verecek olan sınava girmene 900 günden fazla var. Bu var ya, efsane bir olay. Ve az önce ne dedim? Vaktim varsa planlıyımdır. Hani bu hep böyle olmak zorundadır. Artık hayatı tecrübe ettik arkadaşlar biz. Çok klişe olabilir size söylediklerim ama dikkatinizi çeken şeyler olması lazım. Asıl odağınızı buraya vermeniz gerekiyor. Yani ben artık ne yapacağım ki daha? Yani hani yaşımı almışım, üniversitemi kazanmışım, okumuşum, askere gitmişim, gelmişim, evlenmişim. Allah'a çok şükür dünyalar tatlısı bir kızım var. Hayatım artık bir şekilde düzene koymuşum. Yani sabahları kaçta uyanmak istiyorsam o zaman uyanabiliyorum mesela. Veya gece kaçta yatmak istiyorsam o zaman yatabiliyorum. Kimse bana höyt artık yat falan demiyor. Hadi artık kalk demiyor. Ya burada tek derdim artık benim hayatımı ileride daha iyi hale getirebilmek için çeşitli arayışlar içerisinde olmam. İşte para kazanmak gibi artık gayemiz bunlar arkadaşlar. Başka bir gayemiz yok. Yani ders çalışmak gibi bir artık şeyim yok benim. Yani ben dersimi zamanında çalışmışım. Hani bir laf vardır ya. Unumu eledim, eleğimi astım diye. Ben artık eleği asmışım, üstüne kaç tane daha elek asmışım arkadaşlar. Ama hala diyorum ki önümde vaktim varsa plan yapmak zorundayım. Vaktim yoksa plansız olmak zorundayım. Şu an senin önünde 900 günden fazla zaman var YKS'ye hazırlanmak için. Ve ben bile artık bak her şeyimi bitirmişim. Yapacağım hiçbir şey yok. Her şeyimi bitirmişim. Ya tabii yapacağım hiçbir şey yok derken kendimce yapacağım şeyler var. Yani özellikle bir ders çalışayım da sınava gireyim gibi bir muhabbetim yok artık benim. Ama senin önünde hala sen hayatın daha başındasın. Senin önünde daha uzunca bir hayat var. Yani minimum benden 15 sene geridesin zaten. Tamam mı? Dolayısıyla 15 sene karlısın aslında. Beni gör, beni geçmeye çalış. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla önünde sınava 900 günden fazla, 900 de fazlaymış ya, 900 günden fazla gün varsa sen planlı olmak zorundasın. Eğer ki şimdiden itibaren planını yapıp oluşturup bu plana sadık kalarak çalışırsan, bak plan dediğim de öyle şey değil ha, işte şu gün kalktım, yemek yedim, yemek yedikten sonra dersin başına oturdum, ders bir saat ders çalıştım, hangi ders olursa olsun sıkıntı yok, o dersten sonra mola verdim, 10 dakika moladan sonra hemen derse geri döndüm, böyle bir plan değil ya. Ben bu plandan, bak plan deyince aklınıza bu gelmesin. Plan demek hocam bazen sadece ama sadece hedefini bilmek demektir. Plan demek bazen sadece dersin ki işte bugün saat 10'a kadar, akşam saat 10'a kadar bütün işlerimi halledeceğim dersin. Bu bir plandır mesela. Yani illa onu saat saat şey yapmak zorunda değilsin, programlamak zorunda değilsin. Sen bir robot değilsin çünkü. Sadece yapman gereken işleri bil ve o doğrultuda hareket et. Yarın yapman gereken işleri sırala. Ortalama her birine bir zaman ayır. De ki he tamam, bütün bu işleri yapmam şu kadar saat sürer. O halde benim akşam saat 11'de bütün işlerimi bitirmem gerekiyor. 11'den sonra kendimi ayıracağım diyebilirsin. Bu bir plandır. Planlarınızı böyle yapın. Günlük planlar yapın. 3 günlük planlar yapın. 1 haftalık planlar yapın. 1 aylık planlar, senelik planlar ve mesela önünde artık sınava kadar olan gününü seç. Kaç gün kaldıysa bu kadarlık bir plan yap. Emin ol. Hani şu 12. sınıfa geçen abileriniz, ablalarınız var ya, şu an sizden 2 yaş büyük olanlar. Bu şekilde plan yapmayanlara sorun, sudan çıkmış balık gibilerdir. Çünkü sınav senesi adamı stresten öldürebilir. Yani öldürmez de stresten bayıltabilir mesela. Arkadaşlarım, şu an size şaka gibi geliyor olabilir ama o seneye geçtiğiniz zaman, sınav senesine girdiğiniz zaman fark edeceksiniz, hissedeceksiniz. Ve pişmanlığı yaşamayın. Keşke önümde daha 2 sene daha olsaydı dememek için şimdiden itibaren planını, programını iyi yapman lazım. Sana ben bunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Burada herhangi bir şekilde böyle şey de yapmama gerek yok. Hani ben acaba doğru mu söylüyorum dememe de gerek yok. Çünkü kesin ve net doğru söylüyorum. Tamam, kötü bir şey de söylemiyorum sana. Planını yap, çalışmaya başla. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Sonra 2 sene geçtikten sonra hiçbir şey yapmamışsan
aklına ben gelirim. Sen de dersin ki ya işte YouTube'da bir hoca vardı. SML hoca. İsmail hoca. Adam böyle böyle demişti 2 sene önce. Ulan keşke adam dediğinde çalışsaydım dersin. O zaman iş işten geçmiş olur. İş işten geçmemesi için şimdiden itibaren benim dediklerimi yap. Evet 3 dakika dedik ama 5-6 dakika geçti herhalde. Kusura bakmayın vaktinizi çaldığım için. Devam edelim biz dersimizde. Yazılı hazırlık provamızda. Evet demiş ki bakın kalemim nerede? Ha. Demiş ki bize bir Px polinomunun x eksi m ile bölümünden kalan pm'dir. Yani sen buradaki kökü yani x eşittir m diyorsun burayı sıfıra eşitleyince. Bu m'yi alıp şurada yerine yazınca kalanı buluyorsun. Neymiş o da pm. Buna göre bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan. Burayı sıfıra eşitlersen x kaç olur? 2. Onu da götürdüğün yerine yazdın. Yani bizden ne isteniyor? P2. P2'yi buluruz be kardeşim. 2'nin karesi 4 kere 3'ten 12. Eksi 5 kere 2 10 yapar artı 4. Yani x gördüğüm yere 2 yazdım. 12'den 10'u çıkardın 2. 4 ekledin cevap 6 olacaktı diyebiliriz. Geçtim 15'e. Px polinomunda x değişkenini içermeyen terime polinomun sabit terimi denir. Ki polinomun sabit terimi nasıl bulunur arkadaşlarım? X gördüğünüz yere Px polinomunda x gördüğünüz yere 0 yazarak. Yani P0 Px polinomunun sabit terimidir. Şimdi Px eksi 3 polinomunun sabit terimi arkadaşlarım senin tek burada mükellef olduğun şey x gördüğün yere 0 yazmak. Başka bir şey değil. Mesela bu polinomun sabit terimi P eksi 3'tür gibi. Ama bize bu polinomun değil hangisini sorulmuş arkadaşlarım? Px polinomunun sabit terimi sorulmuş. Yani P0 soruluyor. Peki sen şu polinom aracılığıyla P0'ı nasıl bulursun? X gördüğün yere 3 yazarak. O halde bakın 3'ten 3 çıktı 0. Bakın P0 ortaya çıkıyor. 3'ün karesi 9 kere 5'ten 45. Eksi 2 kere 3 6 yapar. Eksi 6 artı bir de 7 diyorum. Eksi 6 artı 7 1 yapar. 1 artı 45 de bize 46'yı verir arkadaşlarım. Doğru cevabımız buydu. Geçtim 16'ya. Bir Px polinomunun katsayılar toplamı neymiş? P1 değeriymiş. Buna göre bu polinomun katsayılar toplamı 64 ise sabit terimi kaçtır? Bu polinomun sabit katsayılar toplamı P1'dir arkadaşlarım. 1'i yerine yazacağız yani. P1 eşittir. 5 kere 1 5. Eksi 2 kere 1 eksi 2. Artı bir de M var. Bunun küpü neymiş? 64'müş. Neyin küpü 64 arkadaşlar? Söyleyin. Evet. 4'ün küpü. O halde içerisi neymiş? 4. 4'ün küpü 64. Pekala 5'ten 2'yi çıkardınız. 3 artı M kaçmış? 4. O halde M kaçtır arkadaşlarım? 1. Yani şurası 1'miş. Bizden istenen şey ne? Sabit terim kaçtır diye soruluyor. Madem sabit terim soruluyor ben x gördüğüm yere tabii ki 0 yazacağım. Bakın 5 kere 0 gitti. 2 kere 0 gitti. 1'in küpü kaldı sadece. 1'in küpü de bize 1'i verir. Yani benim sabit terimim kaçmış? 1'in ta kendisi. Evet. Devam ediyorum. Kaçıncı soruyla? 17. soruyla. P2x artı 3 verilmiş. Böyle bir polinom. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan diyor. Hemen burayı sıfıra eşitlersen x kaç gelir? 1. O 1'i aldığın şurada yerine yazdın. Bizden ne isteniyormuş? P1. P1 isteniyorsa x gördüğüm yere ne yazmam lazım? Bakın 2x artı 3'ü benim 1 yapmam gerekiyor. O zaman 2x kaçtır? Eksi 3, eksi 2'dir. X kaçtır? Eksi 1'dir. Demek ki x gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyormuş? Eksi 1. Eksi 1'i burada yerine yazarsanız P1 karşınıza çıkar zaten. Eşittir. X gördüğüm yere hala eksi 1 yazıyorum unutma. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1'dir. Eksi 1'in üçüncü kuvveti eksi 1'dir. Eksi 1'in karesi 1'dir. Eksi 1 eksi 1'dir zaten. 5 kere 1 5 yapar. Artı. 3 kere eksi 1 eksi 3 yapar. Artı. Eksi 2 kere 1 eksi 2 yapar. Artı. Eksi 7 kere eksi 1 7 yapar. Artı. Bir de son olarak 2'miz var arkadaşlar. Bakın eksi 3 eksi 2 daha eksi 5. Cort cort cort. Çünkü burada artı 5 var. 7 artı 2 kaç yapar arkadaşlarım? 9. İşte bu da bizim cevabımızdır. Geçtik mi 18'e? Vallahi geçtik. Px polinomunu vermiş kuralını bize. X eksi 3 ile bölümünden kalan 9'muş. Şimdi x eksi 3'ü 0'a eşitlersen x kaç olur? 3. O zaman P3 kaçmış arkadaşlarım? Vermiş cevabını 9'muş. Bizden ne isteniyor? X artı 1 ile bölümünden kalan. Burayı 0'a eşitlersen x kaç gelir? Eksi 1. O halde x gördüğün yere eksi 1 yaz demiş. İşte bunun sonucunu sormuş. P3'ü neden 9 diye vermiş bize? Çünkü kesin polinomun içinde bilinmeyen bir şey vardır. Bak burada. İşte m'yi bulabilmek için P3'ü vermiş. Hadi bulalım. P3 eşittir. 3'ün karesi 9. 9 kere 4 36 yapar. 11 kere 3 33 yapar. Artı bir de m var. Bu da kaçmış arkadaşlar? 9. 36'dan 33 çıktı. 3 kaldı. 3'ü karşıya fırlattınız. M eşittir kaç geldi? 6. Bakın m 6'ymış arkadaşlar. Artık bizden ne isteniyor? P-1. Gelin x gördüğümüz yere eksi 1'i yazalım. P-1
eşittir. Eksi 1'in karesi 1. 4 kere 1 4. Eksi 1 kere eksi 11 artı 11. Artı bir de 6'mız var. 11 4 daha 15. 15 6 eklerseniz cevap 21'in ta kendisi olur. 19. Px artı 1'i vermiş işte burada. Px artı 2 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan diyor. X artı 3 ile bölümünden kalan diyorsa burayı 0'a eşitledin x kaç geldi? Eksi 3. O eksi 3 aldın şurada yerine yazdın. Eksi 3 artı 2 kaç yaptı? Eksi 1. Demek ki p eksi 1 kaçmış arkadaşlarım? Hop kalana eşittir. Eksi 8'e. Çok güzel. Bizden ne isteniyor? K. Şimdi arkadaşlarım p eksi 1'i bulmak için ben burada x gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Tabii ki eksi 2. Eksi 2 artı 1 daha kaç yapar? Eksi 1 yapar. O halde p eksi 1 dedim. Eşittir. X gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızı unutmayın. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Eksi 2'nin karesi artı 4'tür. Eksi 3 kere eksi 2 artı 6'dır. Eksi k var burada. Bir de artı 1'imiz var. Bu da kaçmış p eksi 1? Bakın burada bulmuştuk. Eksi 8'miş. Her iki tarafta eksi 8 olduğunu görüyorsun. Gittiler. Burada 0 kaldı. 4 artı 6 10 yapar. 1 daha 11 yapar. 11 eksi k eşittir 0 ise tabii ki k burada kaçtır arkadaşlarım? 11'in ta kendisidir diyeceğiz. Evet 19. sorumuzu da bitirdik. Ve böylelikle artık sayfamıza şöyle uzaktan da bakalım. Senin de sayfan bu şekilde nizami ise, düzenli ise ve bu şekilde bir sayfa verdiysen full çekmemen için hiçbir sebep yok. Şimdi artık son 6 sorumuz kaldı. Yeni sayfamıza geçiyoruz ve soru numaramız 20 arkadaşlar. Px ve Qx polinomları için Px artı 1 bölü Qx artı 1 eşittir bu demiş. Şimdi burayı çok dikkatli dinliyorsun. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan diyor. Burayı 0'a eşitlersen x eşittir 3 mü gelir? Hop yazdığın yerine ne geldi? P3 geldi. Kalan kaçmış arkadaşlarım? 4 mü? P3 4'müş o zaman. Bak bu cepte. Qx polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan. Burayı 0'a eşitlersen x yerine 2 yazacakmışız. Hop yazdım buraya Q2. Q2 kaçtır diye soruluyor. He tamam. Şimdi P3'ü biliyoruz ya. Bizim de elimizde P polinomuyla alakalı neler var arkadaşlarım? Şuradaki P2x artı 1 var. Ben burada P3'ün kaç olduğunu bildiğim için içerisine 3 yapmaya çalışırım doğal olarak. İçeriye 3 yapmak için x gördüğün yere 1 yazarsın. Hadi burada şu dikdörtgen içerisine aldığım ifadenin her yerinde x gördüğümüz yere 1'i bir yazalım bakalım ne gelecek. P 2 kere 1 2 1 ekledim 3 bölü Q 2 eşittir 1'in karesi 1 5 kere 1 5 eksi bir de 4 var. Şimdi arkadaşlar P3 kaçtı? P3 4'tü hocam. Yazdım 4 bölü Q 2 eşittir. 1 ile 5'i topla 6. 4 çıkar 2. Şimdi 4'ü neye bölersem 2 gelir? Tabii ki 2'ye. Bak şu maviyle işaret ettiğim şey 2'ye eşitmiş. Benden ne isteniyordu? Q2 isteniyordu. Biz neyi bulduk? Q2 bulduk. O halde cevabımız 2 olacaktı diyebiliriz. Zaten hazır verir. Şunu sakın unutmayın. Mesela bizler sorular yazıyoruz. Kitaplar yazıyoruz. Özellikle soruları yazarken arkadaşlarım şunu sakın istemeyiz. Yani böyle aman öğrenciler amelelik yapsın da bu soruyu çözemesin. Ya hiçbir yazar bir soruyu çözülemesin diye yazmaz zaten. Her bir şey ayarlı verir. Ve hatta bizim için, benim için özellikle bir soru güzelse o soru şu şekilde güzel olur. Öyle bir noktaya geliyordur ki sana senden istenen şey çat diye karşına çıkıyordur. Bu sorular çok güzel sorulardır. Tamam mı? Özellikle böyle yazarız ki güzel soru yazmaya çalıştığımız için. Burada da zaten karşına çıkıyor demem. Yani burada aman ifade çok karışık. İşte burası çok karışık. X'ler var, P var, Q var. Buradaki cümle söylenenleri anlamıyorum. Ya sırayla senden ne yapmanı istiyorsa onu yapacaksın. Zaten sorunun cevabı kendiliğinden çıkacak. Tamam mı? Geçtim 21'e. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. Px'in derecesi 5'miş. O zaman ben Px polinomunu istediğim şey seçmekte özgürüm. X üzeri 5 seçtim. Qx polinomunun derecesi kaçmış? 2. O zaman bunu da x kare seçtim. Şimdi bana diyor ki Px kare. Arkadaşlarım Px kare nedir? X gördüğünüz yere x kare yazarsınız. X karenin 5. kuvvetidir. Yani x üzeri 10'dur. Bir de Q küp x verilmiş. Q'nun küpü x. Yani x karenin küpü. X karenin küpü arkadaşlar. Bu nedir? X üzeri 6'dır. Ve diyor ki bunları çarp. Hadi çarpalım o zaman şunları. Ne gelir? X üzeri 16 mı gelir? Ve diyor ki bunun derecesi kaçtır? Bunun derecesi kaç arkadaşlar? 16. 16'nın kendisidir o zaman cevap. Geçtim 22'ye.
Arkadaşlarım şu x kare artı x eksi 6'yı bir çarpanlarına ayırırsanız x'e x ve artı 3'e eksi 2 diye. Bakın ne geliyor? X artı 3 çarpı x eksi 2. Burada ne var? X artı 3, burada ne var? X eksi 2. O zaman sevgili arkadaşlar ben diyorum ki şurayı x eksi 2 ile genişletelim. Burayı da x artı 3 ile bir genişletelim bakalım. Ve üst tarafta çarpalım. A ile x'i çarptım ax. Artı 3 ile a'yı çarptım 3a. X ile b'yi çarptım bx. Eksi 2 ile b'yi çarptım eksi 2b. Arkadaşlarım aşağıda bölü x artı 3'ümüz var. Bir de x eksi 2'miz var. Sol tarafta ne kaldı? 2x artı 11 kaldı. Bir de şurası neydi? X artı 3 çarpı x eksi 2 idi. Şimdi gençler bunların paydaları birbirine eşit olduğu için bu eşitlikte artık görmek zorunda değiliz bunları. Şimdi üst tarafla ilgileniyorum. 2x artı 11 eşittir. X parantezini alacağım bakın. A ile B'yi. A artı B gelecek. Sonra bir de yanında 3A eksi 2B var. Gençler dikkatli dinleyin. X'in katsayısı sağ tarafta ne? A artı B. Sol tarafta ne? 2. Demek ki A artı B kaçmış arkadaşlarım? 2'nin ta kendisi. Bir de buradaki sabit terim 11. Buradaki sabit terim 3A eksi 2B. Yani 3A eksi 2B diyorum. Eşittir bu da 11'miş. O halde şunu 2 ile bir çarpalım mı isterseniz? Ne gelir? 2A artı 2B gelir. Bu da kaçtır? 4 müdür? Şimdi üsttekinden alttakini çıkarım. Ya da toplayalım. Toplayalım. 3A ile 2A'nın toplamı 5A. Eksi 2B artı 2B birbirini götürür. Eşittir 15 dedim. Demek ki burada A kaçmış arkadaşlar? 3. Peki A 3 ise B kaçtır? Eksi 1'in ta kendisidir. Çünkü 3 ile eksi 1'in toplamı 2 yapar bize. Doğru mu? O halde arkadaşlar B'de eksi 1'miş. A'yı B'yi bulduk. A eksi B farkı kaçtır diye soruluyordu. Yani 3'ten eksi 1'i çıkar demiş. Çıkarırsanız 4'ün ta kendisini bulursunuz. Neden 4? Eksi eksi artı yapar çünkü. Cevabımız 4 olacaktı diyebiliriz. Ve artık son 3. 23. sorumuz. Px artı 2 polinomu verilmiş. Px polinomunun sabit terimi. Sabit terim bulmak için x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Nerede? Px'de. Yazdığın yerine p0. Kaçmış? 5. Güzel. Px artı 3 polinomunun katsayılar toplamı denildiği zaman x gördüğün yere 1 yazıyorsun. Nerede? Şurada. 1 artı 3 p4. Demek ki bizden ne isteniyor? P4 kaçtır diyor. P0'ı neden vermiş? Demek ki P polinomunun içerisinde bilinmeyen bir ifade var. Bakın K. P0 5 ise ben burada P0 elde etmek için X gördüğüm yere eksi 2 yazarım. Eksi 2 artı 2 0 yapar. Bakın P0 geldi. X gördüğümüz yere ne yazıyormuşuz? Eksi 2. Hadi yazalım. Eksi 2'nin karesi kaçtır? 4. 3 kere 4 12. Eksi 2 kere eksi 6 bir 12 daha. Artı K. Arkadaşlarım P0 kaçtı? 5'ti. O zaman burası kaça eşittir? 5'e. 12 12 24. K eşittir. 24'ü karşıya atarsanız eksi 24 diye geçer. K kaçmış arkadaşlarım? Eksi 19'muş dedik. Artık ben Px artı 2 polinomunu şu şekilde yazabilirim. 3x kare eksi 6x hemen sildim. Eksi 6x. K kaçtı? Eksi 19. Çok güzel. Bizden ne istenmişti? P4. P4'ü elde etmek için x gördüğüm yere tabii ki 2 yazmam gerekir. 2 artı 2'den 4 gelsin diye. Bakın P4. X gördüğüm yere ne yazıyormuşum? 2. 2'nin karesi 4 kere 3'ten 12. Eksi 6 kere 2'den 12. Eksi bir de 19'umuz var. Artı 12 eksi 12 giderse cevap kaç olur? Eksi 19 olur. Bakın P4 soruldu demiştik. Cevap eksi 19'muş diyebiliriz. Ve 24. Bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan 5. Burayı 0'a eşitlersen x kaç gelir? 1. O 1'i aldın. Şurada yerine yazdın. 1 artı 2'den P3 geldi. Eşittir kaçmış? Hop 5. Güzel. Şu polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan diyor. X artı 2'yi 0'a eşitlersen x kaç gelir? Eksi 2. Eksi 2'yi aldın şurada yerine yazdın. Eksi 2 eksi 1 daha kaç yaptı? Eksi 3 yaptı. Q eksi 3 kaçmış? Hop eksi 2'ymiş. Şimdi bu ikisini biliyoruz ya. Bizden şu isteniyor. Şu polinomun x eksi 4 ile bölümünden kalan. Şurayı 0'a eşit de x kaç gelir? 4. Bu 4'ü nerede yazacaksın? İşte şuradaki maviyle işaretlediğim ifadenin tamamında yazacaksın. P 4'ten 1'i çıkardım. 3 eksi. X gördüğümüz yere 4 yazıyorduk. Çarpı. Q eksi 3. Bize bu soruluyor arkadaşlar. Peki ben P3'ün kaç olduğunu biliyor muyum? Evet. Bakın burada 5. Eksi 4 çarpı. Q eksi 3 kaç? Hocam o da eksi 2 idi. Hop bunu da yazdım. Eksi eksi artı yaptı. 4 kere 2 8. Üstüne 5 ekle. Cevap 13 olacaktır. Bu kadar easy. Ve geçtiğim 25'e ki bu da bizim son sorumuz arkadaşlar. Son sorudan sonra da 1-2 dakikalık bir muhabbette noktalayacağız ve sen
Bu yazılı hazırlık çalışmasından sonra beni dikkatli dinlediğin takdirde ne yapacaksın? Sınavda minimum 90 almaya söz vermiş olacaksın bana. Hadi inşallah. Bu arada videonun başında eğer söylemediysem açıklama kısmında ücretsiz PDF'im mevcut. Daha sonrasında PDF çözümleri de mevcut. Ekstradan tabii bir de burada video çözümleri de mevcut. Artık nasıl istiyorsan öyle çalış, tamam mı? Sana bütün seçenekleri, bütün imkanları ben sundum. Nasıl istiyorsan öyle çalış. 25. soru. Px de Px artı 1'in toplamı 6x artı 13. Bir kere ikisinin de dereceleri aynıdır. Toplamlarının derecesi 1 ise o zaman Px de birinci derecedendir. Yani ben Px polinomunu Ax artı B seçebilirim. Böylelikle Px artı 1 polinomu ne olur? X gördüğümüz yere x artı 1 yazarız. Yani A çarpı x artı 1 artı B olur. Yani Ax artı A artı B olur. Bakın. Burada Px ile Px artı 1'i toplamış. O zaman ben de Ax artı B ile Ax artı A artı B'yi toplayacağım. Ne gelir? 2Ax artı A artı 2B gelir. Ki bu neye eşitmiş? 6x artı 13'e. Şimdi gençler. Sağ tarafta x'in katsayısı 6. Sol tarafta 2A. Demek ki 2A 6'ya eşitmiş. O zaman A kaçtır? Tabii ki hocam 3'tür. Peki A gördüğümüz yere 3 yazabiliriz artık. Ve sabit terimde sabit terimi eşitleyeceğiz. A artı 2B eşittir 13. A kaçtı arkadaşlarım? 3'tü. 3 artı 2B 13 ise 2B burada 10'dur. Ve tabii ki B'de kaç eşit olacaktır? 5'e. A 3, B 5 geldi. Bizden istenen şey şuydu. Şu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Yani x gördüğümüz yere kaç yazacağız? 1. Nerede? Şurada. Yaz 1'i bakalım. 1 artı 2'den ne soruluyor bize? P3 soruluyor. Peki ben Px polinomunu başlangıçta Ax artı B seçtim ya. A'yı kaç buldum? 3. O zaman 3x. B kaçtı? 5. Yani 3x artı 5'miş. Bizden ne isteniyordu? Bak bu Px. Bizden ne isteniyordu? P3. O zaman x gördüğümüz yere tabii ki 3 yazarız. P3 böylelikle elde edilmiş olur. 3 kere 3 9. 5 daha 14 yapar arkadaşlarım. Sorumuzun cevabı doğru cevap buydu deriz. Arkadaşlarım şöyle yapalım. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur sizler için. Umarım güzel bir çalışma olmuştur. Umarım yazılarınıza büyük fayda sağlar. Ve sevgili arkadaşlarım en ufacık bir fayda sağlamaz halinde de bundan benim çıkarım ne? Benim çıkarım mutlu olmak arkadaşlar. Bu kadar basit bir çıkar peşindeyim yani. Hani ciddi anlamda öğrencilere yardımcı olabilmek. Yani artık devir çok değişti ya. Teknoloji inanılmaz ilerledi. Yani evimde oturuyorum şu an bakın. Burası benim evim. Arkaya bir fon ışığı. Evimde oturuyorum. Bak şurası pencere. Bütün kişisel eşyalarım buralarda. Evimde oturuyorum ama öğrencilere yardımcı oluyorum. Bu çok ama çok güzel bir duygu. Dolayısıyla arkadaşlar yardımcı olabildiysek bana ne mutlu. İnşallah sen de sınavlarından en az şöyle 90 alırsın da ben de sana derim ki ulan sana da ne mutlu o zaman derim. Tamam. İnşallah. Gençler sonraki yazılarda, sonraki çalışmalarda eğer ihtiyacın olursa yorum kısmına yazabilirsin nasıl çalışmalar istediğini. Hocam şöyle bir çalışmada gelse çok güzel olur diye. Onları da tabii ki dikkate alırız. Merak etmeyin. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.